Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ'ın Malezya ve Pakistan'da çok fazla mühendis kaynağı kullandığını açıkladı. Hürjet'in uçuş kontrol bilgisayarının Malezya'da yapıldığını aktaran Kotil, Hürjet'te kullanılacak olan General Electric F-404 motorunun ise bu ay teslim edileceğini açıkladı. Ek olarak Kotil, Malezya'da başlatılan ve rüşvet iddialarıyla gündeme gelen jet eğitim uçağı ihalesinde TUSAŞ'ın Hürjet ile ihalede hala kaldığını belirtti. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, A Haber'e açıklamalarda bulunmuştu. Kotil, Hürjet'in çok iyi gittiğini ve yakında uçmaya hazırlandığını aktarmıştı. Ayrıca Kotil, proje kapsamında 2 adet uçabilir prototip uçak ile test faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1 adet statik ve 1 adet yorulma test uçağı üretildiğini söylemişti. Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne 18 adet hafif savaş uçağı tedarik etmek için başlatılan ihaleye 6 şirketin teklif verdiği belirtilmişti. 18 uçak için yapılan sözleşmenin yaklaşık 4 milyar RM değerinde olduğu ifade edilmişti. İhaleye JF-17B uçağı ile China National Aero Technology Import ve Export Corp, FA-50 uçağı ile KAI, M-346 uçağı ile İtalyan Leonardo, Tehas uçağı ile Hindustan Aeronautics Ltd, Hürjet ile TUSAŞ ve MiG-35 ve Yak-130, M-346 FA uçakları ile Rus Rosoboron Export katılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte Leonardo'nun ihaleden çekildiği belirtilmişti. Bazı kaynaklara göre, Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries, ihalenin kazananı durumunda. The Edge Markets tarafından aktarıldığı üzere teklif sahiplerinden birinin şikayeti üzerine Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından bir soruşturma başlatıldığı iddia edildi. MACC tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 1 Ekim'de Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen resmi bir mektupta bir teklif sahibine banka teminatı şeklinde ihale depozitosu alması söylendi. İlginç bir şekilde mektup başarısız olan teklif sahiplerine 10 Ekim'de parlamento feshedildikten sonra gönderildi. Savunma Bakanı Hişemuddin 27 Ekim'de LCA alımı için ihaleye çıkan firmalarla fiyat görüşmelerinin tamamlandığını ve Maliye Bakanlığı'nın ihaleyi onaylama kararını beklediklerini söyledi. Ancak bu durum akıllarda bazı soru işaretlerine sebep oldu. Bu bağlamda uluslararası teklif sahiplerinden birinin yerel danışmanı hükümete, parlamento feshedildikten sonra, büyük satın almalar ve mega projeler geçici hükümet tarafından üstlenilebilir. Failliği tedarik etmek ve diğer ihale tekliflerini atlamak için hızlandırılmış süreç, daha fazla kamu incelemesinden kaçınma girişimleri mi, sorusunu yöneltti. Ek olarak danışman, ihaleyi değerlendirmekten sorumlu yetkililerin, uygun bir doğrulama, değerlendirme ve karşılaştırma süreci yürütmek için hayati öneme sahip orijinal ekipman üreticisi tesisini ziyaret etmeden bir teklif sahibi üzerinde karar verdiğini iddia ediyor.